Arkadaşlar merhaba. Benim adım Erol Pekdemir. Turist rehberiyim. Size bugün Vesikalı Yarım filminde geçen manavın nerede olduğunu ve buraya nasıl gideceğinizi tarif edeceğim. Şimdi film bildiğiniz üzere 1968 yılında çekilmiş. Biz şu anda 2021 yılındayız. Yaklaşık bir 53 yıl geçmişi var. Biz orada manavla yaptığımız görüşmede manavın tarihçesinin bir o kadar daha geriye gittiğini, yani yaklaşık 100 yıla yakın bir serüveninin olduğunu öğrendik. Geçmişi tarihi olan bir manavın uzun yıllar modernizme direnerek ayakta kalması, hala aynı o günkü olduğu formatta bulunması, herhangi bir düzenlemeye maruz kalmaması bizim için olumlu bir gelişme. Biz de buraya gidelim, orada fotoğraf çekelim, gittiğimiz zaman da alışveriş yapalım, yaşatalım. En azından orada alışveriş yapmış olmanın keyfini kendimiz yaşayalım. Şimdi manavı bir hatırlayalım. Manavı biliyorsunuz, Halil ile babası beraber işletiyorlar. Bu sahnede Halil'i görüyoruz. Arka tarafta Kadırga Ekmek Fabrikası'nı görüyoruz. Bu Kadırga Ekmek Fabrikası'nın olduğu sokak Pertevpaşa Sokak. Pertevpaşa Caddesi. Bu manavın Kadırga Liman Caddesi cephesinden görünüşü. Hemen manavın sol tarafında bir hanımefendi var. O hanımefendinin arkasından yukarı çıkan cadde ise Yerloti Caddesi. Yani şu sağ taraftan giden cadde Pertevpaşa Caddesi, sol tarafta giden cadde Yerloti Caddesi. Fotoğrafın ekran görüntüsünün alındığı yer ise Kadırga Liman Caddesi. Buraya ben de gittim. Aynı açıdan bir fotoğraf çektik. Bu fotoğrafın tarihi Haziran 2021. Türkan Şoray'ın, yani filmdeki adıyla Sabiha'nın, Halil'in evli olup olmadığını kontrol etmek için manava gittiği sahne. Burada babasıyla göz göze geliyordu biliyorsunuz. Babası da Halil nasıl diye incitmeden Sabiha'ya bir soru soruyor dedi. Aynı açıdan ben de gittim, fotoğraf çektim. Arkadaki fabrika, ekmek fabrikası, yani fırın diyelim, yıkılmış, yerine yeni bir bina yapılmış. Bu filmin başında Halil'in kendi bostanlarından sebzeleri alıp manavına getirdikleri yerler. Halil'in arkasında bir bina görüyorsunuz, oval pencereli. Orası günümüzde Kumkapı Polis Merkezi olarak kullanılıyor. Eğer buraya gidecekseniz navigasyona Kumkapı Polis Merkezi olarak da yazabilirsiniz, hiç bilmiyorsanız. Bulmanız daha kolay olur. Bu aynı manavın yine Kadırga Liman Caddesi tarafından çekilişi. Tam bu fotoğrafın çekildiği yerin arkasında Kumkapı Polis Merkezi'nin girişi yer alıyor. Manav tam ortada görünüyor, iki tane ağacın arasında. Onun sağından giden cadde Pertevpaşa Caddesi, solundan giden cadde ise Pierlotti Caddesi. Ben de buraya gittim. Aynı açıdan bir fotoğraf çekildik. Haziran 21 itibariyle görünüşü böyle. Oradaki manavda görevli abimizle de bir hatıra fotoğrafı çektik. Şimdi uydu görüntüsüne baktığımızda manav tam olarak şurada. Taksi işaretinin hemen ortasındaki İki yol altında. Hatta Kadırga Limanı Caddesi'ne de sayarsak üç yol altında diyebiliriz. Şu özetin olduğu yer Kadırga'daki Kumkapı Polis Merkezi. Şurası Kadırga Parkı. Şurası da filmde Boston olarak geçen günümüzdeki Kadırga Tek ve Mesleki İklim Lisesi. Öyle yanlış hatırlamadım. Buraya nasıl gidersiniz? Şimdi az önce
Yakın plan gösterdiğim yeri biraz uzattım. Şu Kumkapı Polis Merkezi'nin olduğu yeri görüyorsunuz. Tam şu üçgenin olduğu yerde de bizim manavımız var. Şurası Çemberlitaş. Şurası Çemberlitaş'taki Gazi Galip Paşa Camii. Şurası da bildiğimiz Çemberlitaş'taki Konstantin Sütunu. Şimdi bu Konstantin Sütunu'nun yanında şurada bir Evkaf Sokak'ta, eğer aklımda yanlış kalmadıysa, ya da şurası da olabilir. Önemlisi. Buradan aşağı direkt geldiğinizde, hatta şuradan gelin, direkt geldiğinizde manavın olduğu yere çıkıyorsunuz. Hiç sapmadan, yani Çemberitaş'tan Gazi Atikalı Paşa Camii'ni biraz ileri gittikten sonra buraya navigasyonda bakabilirsiniz. Buraya direkt gelebilirsiniz. Bu Çemberitaş'ta biliyorsunuz tam şurada tramvay durağı var. Bu Kabataş'tan kalkıp Bağcılar'a giden, Cevizli Bağ'dan geçen tramvay durağı var. Çemberitaş'ın neresi olduğunu hiç bilmeyenler için şu kenarda gördüğümüz yapı Sultanahmet Camii. Burası da Sultanahmet Meydanı. Yani Sultanahmet'in yakınında bir yer. Bu Çemberitaş semti. Yani İstanbul'a yabancı olanlar var. Buraya gidebilirsiniz. Buraya gittiğinizde tam şu Kumkapı Polis Merkezi'nin yanında bir tane havuzlu kahve var. Havuzlu kahve eski bir tulumbacı kahvesi. Orada da eski filmlere ait bazı görseller var duvarlarında. Gittiğiniz zaman oraya bakabilirsiniz. Hatta eğer giderseniz Şukumkapı Polis Merkezi'nin ilerisinde şöyle gittiğiniz Kadir Gılaman Caddesi'nin biraz ilerisinde şu tarafa döndüğünüzde eski bir tane fırın var. Tarihi bir fırın. Oradan da bir iki bir şey alıp buradaki havuzda kafede yerseniz veya sabah kahvaltısı tadında bir atıştırma yaparsanız sizin için de güzel bir anı olarak kalır. Orada oranın içinde de bir havuz var. Arkasında tulumba var. Orada da güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Manavla da hatıra fotoğrafı çekebilirsiniz. Manavdan da alışveriş yapabilirsiniz. Yani İstanbul'da yapılacak şeylere bu Vesikalı Yarim filmindeki manavdan alışveriş yapmayı, o tarihi geçmişi bulunan bir yerde öyle bir anıyla kendinizi ifadelendirmeyi ben mantıklı buluyorum. Siz de gidin, en azından o filmdeki yere gittin dersiniz. Sizden de başkaları heves edip gider. Böylelikle bu tarz yerlerin daha uzun süre yaşamasına vesile olur. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde size ipuçları vereceğim. Filmin nasıl nerelerde çekildiğini, nasıl gidileceğini. Görüşmek üzere.